Herkese merhaba. Ben uzman klinik psikolog Zeynep Töpe. Bugün sizlerle bilişsel davranışçı terapiyi konuşuyor olacağız. Evet, yani depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerde çarpıtılmış otomatik düşüncelerin arttığı gözlemlenir. Yani bir bakıyorsunuz çarpıtılmış otomatik düşünce depresyon hastalarında, diyor ki depresyon hastası beni kimse sevmez diyor. Ben hiç sevilecek biri değilim diyor mesela. Ben çok değersizim, çok çirkinim diyor mesela. Ara inançlar da aslında şu demek. Eğer siz bir olumsuz otomatik düşüncenin altını açıklıyorsanız biz buna ara inanç diyoruz. Yani ara inançlar danışanın kendine ve ötekilere dair beklenti ve kurallarını içerir. Şuradan tanıyabilirsiniz. Eğer SSA, Melimalı gibi koşul bildiren yapılardan yakalanabilir ara inançlar. Dediğim gibi bu ara inançlar da şöyle. Olumsuz otomatik düşüncenin bir altını açıklıyorsan kesinlikle bu bir ara inançtır. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Burada işte çocuğu arıyor annesi. Çocuğu telefonu açmıyor. Aşırı genelleme de şöyle aslında. Çok az örnek var. Ama o örnekleri alıp bunu hayata genellemek. Hatta geçen bununla ilgili çok güzel bir şey okudum. Mesela diyor ki, diyor Tahir Hoca, benim rüyalarım çıkar diye etrafta geziniyor. Ulan diyor, her gün 4-5 tane rüya görüyorsun diyor. Ömründe de 2-3 tane rüyan çıkmış diyor. Rüyam çıktı diye denk gelmiş, çıkmış, rüyam çıktı diye geziniyorsun diyor. Şimdi baktığınız zaman burada da öyle bir şey var. Bu tür şeyler hep benim başa, hep beni bulur hocam. Manyak mı? Hep beni çeker. Nereye elimi atsam ben orayı kurutuyorum der mesela. Ya da aşırı genellemede çift terapisinde şöyle bir şey görüyoruz. Çiftler geliyor, bir tane bir şey alıyorlar, pozitif veya negatif. O aldığı şeyi aşırı genelliyor mesela. Diyor ki, hocam biliyor musunuz, bu adam bana hiç ömründe çiçek almadı. Hiç bana değer vermedi. Hiç beni bir kere bile gezmeye götürmedi. Ya geçen hafta nasıl gezdiğinizi, nasıl çıktığınızı, işte bir tatile gittiğinizden bahsediyordunuz. Bu hafta ne oldu? Hayır hocam ya, hiç beni bir yere çıkartmıyor. Daha geçen hafta çıkartmış halbuki. Bir baksanız böyle ilgisiz, özensiz bir eş tarif ediyor. Halbuki yaptığı şey ne? Aşırı genelleme. O olumsuzluğu çekiyor, alıyor ve bütün hepsine yayıyor aslında. Genelliyor baktığınız zaman.